Seyyidina Muhyiddin Hazretleri'nin kuddisesi ruhu yanında olmanın, onun yanına gidip gelmenin, onun huzurunda bulunmanın en güzel faydalarından birisi de orada çok güzel insanlarla tanışmak, çok güzel insanları tanıma imkanı Cenab-ı Allah bahşetti. İşte bunlardan birini anlatacağım bugün size. Kısaca ama çok ibretlice. Seyyidina Abdullah. Allahü Teala derecesini âli eylesin inşallah. Aramızda bir dostluk oluştu. Yani o tabii bizim büyüğümüz. Tabii biz onların hizmetkarıyız. Ama o gözle görmüyordu. Öyle davranmıyordu. Şeyden olan Muhyiddin'e olan intisabından dolayı belki. Benden bahsederken hep diyordu Fatih Bey bizim ağamızdır diyordu. Bizim ağamızdır. Ben estağfurullah ben senin hizmetkarınızım, kölenizim filan desem de o böyle bir arkadaş gibi davranıyordu bana. Benden çok büyüktü. Yaşça da zaten çok büyüktü. Sonra gel zaman git zaman Seyda'nın vefatından sonra kıddesallahu aleyhi ve sellem aziz bir seferinde Ankara'ya geldi. Ben geldiğini duydum hemen dedim ki yarın dedim bize misafir olun sizi davet ediyorum filan dedim. O gece onun geleceğinden bir önceki gece Şeyh Alaaddin Hazretleri'ni rüyamda gördüm. Kıddesallahu aleyhi ve sellem aziz. Kapı çalınıyor. Ben evin kapısını bir açıyorum bakıyorum Şeyh Alaaddin Hazretleri hemen böyle hiç hem de müsaade almadan böyle kendi evimiş gibi elhamdülillah geldi içeri girdi. Böyle bir rüya gördüm. Ertesi gün akşam eve geldiğinde içeri girer girmez ben dedim ki efendim dedim bu gece dedim sizin şeyhinizi rüyamda gördüm. Elhamdülillah Şeyh Alaaddin Hazretleri'ni gördüm buraya gelmişti dedim. Döndü köpeğinin ardı sıra gelmiştir dedi. Sadece bu cümleyi söyledi. Nasıl bir tevazu düşünebiliyor musunuz? Nasıl kendini görmeme, şeyhinin, üstadının yanında kendini bir hiç olarak farz etme.